Sizin ayaklarını alıp geleceğiz. Kamu görevlisi arkadaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları onlarca çözüm bekleyen problemlerden, çözümü kolay ve bunun için kamu idaresi tarafından sözü verilmiş, gecikmesi kangrene neden olabilecek, acil çözüm bekleyen, kamu çalışanlarının tümünü ya da ekseriyetini ilgilendiren önemli başlıklarımız var. Bunları açıklıyoruz. Birinci dereceye gelmiş devlet memurlarına 3600 ek gösterge verilmesi. Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesinin yeniden verilmesi. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması. Fahiş kira artışları da yaşanan hayat pahalılığı karşısında devlet memurlarına yapılacak kira yardımı. Fazla çalışma ile resmi tatil ve bayram günlerinde yapılan çalışmalarının kamu görevlilerine karşılığının ödenmesi, tasarruf tedbirleri kapsamında iptal edilecek olan servis hizmetlerinin devamının sağlanması şeklindedir. Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları, 3600 ek gösterge konusu ilk defa 6. dönem toplu sözleşmede karara bağlanan, ilk olarak 4 meslek grubuyla sınırlı tutulan ve 7. dönem toplu sözleşmede 1. dereceye yükselmiş kamu görevlilerinin 3600 ek göstergenin yararlanması hususunda yetkili konfederasyon olarak MemurSen'le ortak çalışma yapılması şeklinde karara bağlanan ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından meydanlarda defaten sözü verilen bir husustur. 7. dönem toplu sözleşmesinden 9 ay ve verilen sözlerden 1 yıl geçmiş olmasına rağmen halen herhangi bir adım atılmış değildir. Toplu sözleşme ikramiyesi ilk toplu sözleşme yani 2012 yılından itibaren var olan bir haktır. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından %2 sınırlaması sebebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması neticesinde 2024 Mart ayında bir bütün olarak iptal edilmiştir. İptal sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız kamu görevlilerinin kazanılmış haklarını kimseye yedirtmeyeceklerini beyanları neticesinde en kısa zamanda çözüme kavuşması beklentimizken ilk torba yasada yer almadığını görmek derin bir hayal kırıklığına neden olmuştur. Toplu sözleşme ikramiyesinin geri verilmesi karşılığı 2024 bütçesinde yer alan 330 TL'nin sendika üyesi olan her bir kamu görevlisinin cebinden çıkması anlamına gelmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Anayasa Mahkemesi kararının bir fırsat olarak değerlendirilmesi Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir devletin yöneticilerine hiç yakışmamıştır. Sinekten yağ çıkarılacaksa bunun yeri ve kaynağı kamu görevlilerinin kazanılmış hakları değildir. Kamuda yardımcı hizmetler sınıfında yaklaşık olarak 110 bin devlet memuru görev yapmaktadır. Bunların ekseri çoğunluğu bu hizmet sınıfındaki işlerden daha çok genel idare hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfında görev yapan arkadaşlarımızdır. 657 sayılı kanun ilk hazırlandığı yıllarda yardımcı hizmetler sınıfı personeli tarafından yapılan işler hali hazırda işçiler eliyle görülmekteydi. Net olarak tanımlanmamış bu görevlerin farklı statü ve ücret gruplarında yer alan kişiler tarafından yapılması kaçınılmaz çatışmalara ve memnuniyetsizliklere neden olmaktadır. Yardımcı hizmetler sınıfının günümüzün gerçekleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak ortadan kaldırılmalı ve bu hizmet sınıfında görev yapan memurlar eğitim durumları ve görev alanları esas alınarak genel idare hizmetler sınıfına ya da teknik hizmetler sınıfına geçirilmelidir. Bir türlü durdurulamayan hayat pahalılığı, var olan enflasyonist ortam sonucunda oluşan fahiş kira fiyatları özellikle büyük şehirler ve kıyı kentlerinde kamu görevlilerinin istihdam ve görevde tutulmasını zorlaştırmaktadır. Buralarda görev yapanların da maaşlarından yarısından fazlası ev kirasına gittiği bir gerçektir. Bu nedenle
Öncelikle büyük şehirlerde görev yapan kamu görevlilerine büyük şehir tazminatı verilmeli. Mütakiben benzeri olumsuz ekonomik koşulların görüldüğü diğer illerde devlet memuru aylık katsayısına bağlanarak kira tazminatı getirilmelidir. Bugün itibariyle bu taleplerimiz için eylemlik sürecimizi başlatıyoruz. Daha önce de böyle bir süreci yaşadık. Yollara düştük, meydanlara indik ve mücadelemiz sonrası kazandık. Şimdi yeniden ülke genelinde bir eylem takvimini bugün itibariyle başlatıyoruz. Bu eylem sürecinde siz değerli basın mensupları aracılığıyla teşkilatımıza, kamu çalışanlarımıza ve kamuoyuna duyuruyoruz, açıklıyoruz. Eylem takvimimiz 4 aşamadan oluşacak. Birinci aşamada ülke genelinde çalışma koşullarında kokart takma eylemi. Bugünden itibaren tüm Türkiye genelinde büro hizmet kolunda 51 kurum ve kuruluşta ve 350 bin kamu çalışanı ile omuz omuza bir hafta boyunca taleplerimizi içeren kokartlarımızı yakalarımıza takarak çalışmaya bu şekilde devam edeceğiz. İkinci aşamada illerimizde ve şubelerimizde ve Ankara'da kitlesel basın açıklaması düzenleyerek kitlesel basın açıklamasıyla taleplerimizi kamuoyuna ve hükümete, ilgililere aktaracağız. Bunların çözülmesi için kamuoyuna bu konuları taşıyacağız. Üçüncü aşamada değerli arkadaşlar, kitlesel basın açıklaması mütakiben bir sonraki hafta birinci dereceye 3600 ek gösterge, toplu sözleşme ikramiyesi gibi taleplerimiz konusunda Türkiye genelinde tüm kamu çalışanlarıyla birlikte bir imza kampanyası düzenleyerek ilgili dilekçelerimizi ilgili noktalara ulaştıracağız. Dördüncü ve son aşamada, eğer bu üç aşamada taleplerimize bir cevap gelmezse, bu önemli konu başlıklarımızla ilgili çözümlere ulaşılamazsa, dördüncü aşamada ise belirlediğimiz tarihe kadar taleplerimiz gerçekleşmezse değerli arkadaşlar, 3600 ek gösterge talebimizi 3.600.000 adım atarak Bolu'dan Ankara'ya yürüyerek Ankara'da basın açıklamasıyla sonlandıracağız ve taleplerimizi hükümete ve kamuoyuna bu şekilde aktarmış olacağız. Türkiye genelinde 81 ilde kamu çalışanıyla kokart takma eylemimizi bir hafta. Hoş geldiniz. Sağ olun.